Atatürk'ün ilkelerinden biri olan cumhuriyetçilik, devlet idaresinde milli egemenliği, milli idareyi ve hür seçimi esas kabul eden adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi cumhuriyettir. Bu tarz yönetim, milli egemenlik kavramını en iyi temsil edecek, en iyi uygulatacak bir devlet şekli olup, demokrasinin de en gelişmiş şeklidir. Atatürk, kuracağı cumhuriyet ilkesini doğal ve tarihsel gerçeklere dayanarak kurmuştur. Dolayısıyla Anadolu halkının yapısını gözden uzak tutmamıştır. Anadolu halkının arasındaki tüm ırksal, sınıfsal ve düşünsel ayrılıklara karşı çıkarak çizilen sınırlar içerisinde kendini Türk olarak kabul eden, herkese vatandaş kabul etmiştir ve hepsine eşit değer vermiş ve ayrıcalıklı davranmamıştır. Atatürk, cumhuriyeti her zaman demokrasi kavramıyla beraber ele almıştır. Ona göre cumhuriyet, demokrasiyle yönetilen devlet biçimidir. Dolayısıyla cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet, çağdaş ve uygar olmaktır. Cumhuriyet, gelişmeye ve değişmeye açık olmaktır. Cumhuriyet, ilmin yol göstericiliği ve akıcılığı ile doğmalardan uzak durmaktır. Hiç düşündünüz mü? Cumhuriyet neden tam olarak 29 Ekim günü ilan edildi? Neden 3 gün önce ya da 3 gün sonra değil? Sadece bir tesadüf mü? Atatürk'ün özellikle 29 Ekim 1923 tarihini seçmesi olmasının altında gurur verici bir hikaye var aslında. Mustafa Kemal bu pek bilinmeyen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hikayesini İzmir Süvari Koro Ordusu Komutanı ve aynı zamanda kendisinin kadim dostu olan Fahrettin Altay Paşa ile paylaşmıştır zamanında. 29 Ekim 29 Ekim 1923 tarihinin hikayesini anlamak için 5 yıl öncesine gitmek gerek. Hatta tam olarak 30 Ekim 1918 gününe. Bugün Mondros Ateşkesi'nin imzalandığı gündür. Başka bir deyişle Osmanlı'yı haritadan silen, İngiliz işgalini başlatan ve topraklarımızın parçalanmasına ön ayak olan bir çöküş anlaşmasıdır aslında. Mustafa Kemal o dönemde hissettiklerini anlatırken Fahrettin Altay Paşa'ya 30 Ekim Mondros Anlaşması sonrası sıkıntıları bilirsin. Sen de oradaydın der ve 29 Ekim'in sırrını şu cümleyle açıklar. Deyiniz ki tarihten silinmek istenen bir milletin ahıdır, öcüdür. Cumhuriyetin ilanından 2 yıl sonra bu sıra tanık olan Altay Paşa, Mustafa Kemal'e ama bundan daha önce hiç söz etmemiştiniz diyecek olur. Atatürk'ün buna cevabı en az kendisi kadar asil, onurlu ve karizmatiktir. Övünmek olur. Övünmek benimle beraber mefkureye, inananların, milletin, ordumuzun hakkıdır. Başka bir deyişle 29 Ekim, zamanın batılı devletlerine vurulan bir tokat niteliği taşıyan, derin anlam içeren bir tarihtir. Ve özünde Mustafa Kemal'in batıya, ben 30 Ekim'i tanımıyorum. Sizden bir gün öndeyim. Siz 29 Ekim'i tanıyacaksınız demesidir. Doğum günün kutlu olsun ülkem. Dalgalan dalgalan şanlı bayram. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağı. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin. Bahçeler dolansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin. Savaşmak bir şanlı düğün, yaşamak duygusu her şeyden üstün. İstiklal sevdası ufkumuzda gün, yurdumun en büyük bayramı. Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür, ölümden korkmayan canlar Türk'ündür. Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür, yurdumun en büyük bayramı. Atamız her zaman kalbimizde hız, ülkümüz uğrunda ölmek ahdımız. Şölenler kurulsun, biçilsin kımız, yurdumun en büyük bayramı. Kanımızı toprağa katanımız var, bayrağın altında yatanımız var. Destanlar kaynağı vatanımız var, yurdumun en büyük bayramı.